Kurdeşene geçelim. Evet. Evet, bunun bitkilerle tedavisi ne şekilde oluyor? Bunun için İyileşme. ne öneriyorsunuz hastalarınıza? Şimdi kurdeşenin ölüm sebebi %50 gastritten kaynaklanır, %50 bağırsak florasının bozulmasından kaynaklanır. %50, %50. Yani %50 bakteri, Helicobacter pylori isimli gastrit, ülser, reflü sebep olan bakteriden kaynaklanır. %50 bağırsak florası bozulmuş da, normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bunun %95'i normal olarak faydalı. Vitamin üretirler. Arı gibi. Arı bal üretir. Bunlar da B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit üretir. Yağları, yağsına, proteinleri, aminosları, karbonhidratları, glikozları düştü. Bizim için çalışırlar. Fakat kişi söylediğim gibi kimyasal kullanıyorsa, antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, ağrı kesici vesaire vesaire, faydalı bakteriler ölür, sadece zararlı değil. Faydalı bakteriler yok olursa mantar çoğalır. Her insanda mantar var. Fakat kişi kimyasal kullanırsa, hazır gıda tüketirse, aşırı tatlı yerse, hijyenik olmayan bir tuvaleti kullanırsa, klozet, alafranga, tuvalet kullanmak da tehlikeli. Mesela lavaboya gittiniz, sizden önce birisi kullandı. Aceleniz vardı, iyice temizlemediniz. Ne oldu? Mikrop bulaştı. Gitti bitti. Yallah. Şimdi kurdeşenin tetikleyen iki sebep var dedim. Biri gastrit, diğeri bağırsaklara mantar yayılması. Eğer ki kişi biliyorsa gastritten kaynaklandığını, lahana suyu karışımı özel bir formülle çok kısa sürede iyileşir. Eğer midedesinde bir problem yok, bağırsaktan kaynaklanıyorsa onun için de şu aloe vera. Bu aloe vera, bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Bunun şu yaprağının içerisinde sümüksü, süngerimsi bir madde var şöyle. Evet, görebiliyoruz. Evet. Kopmadı. Evet. 22 çeşit amino asit var. 14 çeşit vitamin. B1, B2, B3, B6, B12 vitaminler var. Binlerce mineral var, vitamin var, enzim var vesaire vesaire. Aloe vera ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada bağırsaktaki mantarı yok etmiş ettiği belgelenmiştir. Hı. Klinik araştırması. İspatlandı. Evet. Kahire'de yapılan klinik araştırmasında akne, ekzema, sedefi iyileştirdiği belgelenmiştir. Hong Kong'da, ya yani Bangkok'ta pardon, benim yazmış olduğum bu kitapta bununla ilgili klinik araştırmalar, ayrıntılı bilgi var. Yani yüzlerce klinik araştırması var da ben buradan birkaç örnek yazdım sadece. Alman Sağlık Bakanlığı çok büyük bir çalışması var. Yapmış olduğu Alman Sağlık Bakanlığı 84 ülkenin Sağlık Bakanlığı ortak bir çalışma yapmış. 2,5 milyon dünyada aloe vera kullanan. Türkiye'de aloe vera pek kullanılmıyor ama Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da çok sık kullanılıyor. Bağışıklık sistemi güçleniyor. Peki bilmemesinin nedeni nedir Türkiye'de yaygınlaşma? Bu kadar faydalı iken üstelik. Yani ya saksıda yetiştireceksiniz. Yağmur yağdığında kışın çürür. Bakımı zor. Evet, bakımı biraz bakım isteyen. Veyahut da ya kışın içeri almak gerekir veya üzerine bir şey örtmek gerekir. Evet. Biraz dikkat istediği için mesela Rusya'da vatandaş evinde yetiştiriyor. Rusya'da benim tanıdığım bir zat orada tatile gitmiş. Yaralanmış. Bıçak elini kesmiş. O demiş elim kesildi. Hemen eczaneye gideyim bir şey yapayım. Müdahale olsun. Komşulara demiş ki gitmene gerek yok. Eczane burada. Nerede eczane? Aloe vera. Aloe verayı almışlar hemen onu böyle yarasına, şöyle yaraya, bıçak kesilen yere aloe verayı sürmüşler. Sürmüşler. Birkaç gün sonra kapanmış gitmiş. Diyor ki ya aloe veranın bu kadar mucizevi bir bitki olduğunu ilk defa orada gördüm diyor. Mesela vatandaşın sağında, vücudunda, cildinde sivilce var, akne var. Bunu böyle sürebilir tazeden. Hatta diyelim ki gözün ağrıyor ama çok ağır bir göz vakası değil ama geçici hafif bir göz ağrısı var. Şöyle gözünüze sürebilirsiniz bunun taze aloe veranın bu jelin. Hafif göz rahatsızlarına iyi gelir. Ağır vakalarda değil tabii. Evet. Bununla ilgili Japonya'da yapılan klinik araştırmasında Fushiyama Üniversitesi aloe veranın antioksidan, anti-aging yani gençleştirici, güzelleştirici, cildi kırışıkları önleyici olduğunu belgelemiştir. Bu nedenle aloe vera ile de ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Aloe vera alerjik hastalıklar ve kurdeşene karşı etkili. Kurdeşen eğer ki bağırsak florasının bozulmasından kaynaklanıyorsa aloe vera, gastritten dolayı ortaya çıkıyorsa lahana.
iki faktör. Mesela bize bundan tam 6 gün önce bir beyefendi geldi. İki defa hastanede kurdeşe nedeniyle yatmış. Üçüncü defa tekrar doktoru hastaneye göndermiş. Ya oraya gittiğimde bana geldi. Diyor ki internetten araştırmış. Gelin buyurun görüşelim dedim. Hastanede diyor kortizon yiyorum. Balon gibi şişiyorum. Ben istemiyorum kortizon kullanmayı. Hafızam gidiyor dedi böyle. Kortizon kullandığı zaman hafızası gidiyor. Adam unutkan oluyor. Kitap okuyamıyor, gazete okuyamıyor, dergi okuyamıyor. Zayıflıyor. Deneyelim dedim yani. Kurdeşen biraz zor, ağır bir vaka. Peki deneyelim. Böyle gömleğini çıkardı, kaşıdı geldi böyle kabarıyor. Deneyeceğiz, bakacağız. 6 hafta sonra dedi ki tamam artık ben kullanmayacağım. Ne oldu? İyileştim. Ya acele etme dedim. Hemen bırakılmaz. Yani sabredeceksin. Zaman lazım. Yavaş yavaş. Aa, gerek yok dedi. Şimdi dedi benim başka bir problem var, ona yardımcı olabilir misin? Nedir? Çay içerken, çorba içerken elinde hafif bir titreme var. Parkinson başlangıcı. Evet. Hanımın karşısında dedi kendimi dedi psikolojik olarak zor, kötü hissediyorum. Eksik. Çorbayı içirir misin? Çayı içirir misin? Demek zor geliyor bana dedi. Çay çorba da böyle eli titriyor, tutamıyor. Aa, bakalım dedim yani panik yok, bakalım bilmiyoruz. Olabilir mi, olmayabilir mi? Evet. Biz ona özel formüller hazırladık. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçalla. 3 ay sonra hiçbir rahatsızlık kalmadı. Arada sırada beni ziyarete geliyor. Tanıdığı çevresindeki hastaları da getiriyor. Bizim bir bayimiz gibi çalışıyor.